Herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazırından daha güzel ve lezzetli, denedikten sonra müptelası olacağınız hamburger köftesi ve karamelize soğan tarifim var. Dilerseniz daha fazla beklemeden hemen yapımına geçelim. İyi seyirler diliyorum. Gerekli olan malzemeler 600 gram dana döş kıyma, 1 yemek kaşığı galeta unu, 2 yemek kaşığı üzüm pekmezi, 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 1 tatlı kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı tuz kullanacağız. Uygun bir kabın içerisine kıyma, sirke, tuz, galeta unu, karabiber ve pekmezi ekleyip yoğuralım. Diğer köfteler gibi uzun süre yoğurmamıza gerek yok. Malzemelerin karışması yeterli olacaktır. Ben bu tarifte tek çekim dana döş kıyma kullandım. İmkanınız varsa kasabınızdan bu şekilde hazırlatmanızı tavsiye ederim. Yoğurduğumuz köftemizi silindir haline getirelim. Dört eşit parçaya bölüp yuvarlayalım. Ben bu tarifte 4 adet yaptım. Sizler malzeme miktarını çoğaltarak daha fazla da yapabilirsiniz. Bir köfte için ortalama 150 gram kıyma kullanıyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz ve halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kullandığım malzemeleri tüm tariflerimde olduğu gibi açıklamalar kısmına detaylı bir şekilde ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa da yorumlar kısmında belirtirseniz elimden geldiği kadarıyla sizlere oradan dönüş sağlarım. Yuvarladığımız köftelere şekil verme işlemine geçelim. Varsa böyle bir aparatla köfteyi alıp eşit bir şekilde bastırarak yayalım. Yoksa temiz bir kavanoz kapağıyla da yapabilirsiniz. Tüm köftelerimizi aynı şekilde hazırlamaya devam edelim. Hazırladığımız köftelerimizin üzerini kapattıktan sonra yaklaşık olarak 1 saat buzdolabında dinlendirelim. Soyup yıkadığımız soğanlarımızı piyazlık olacak şekilde doğrayalım. Uygun bir tavayı ocağa alalım. 4 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip soğanları da ilave ettikten sonra yumuşayana kadar karıştırarak pişirelim. Daha sonra 2 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip karıştıralım ve pişirmeye devam edelim. Yaklaşık 15 dakika sonra istediğim rengi ve kıvamı aldı.
Artık ocağımızın altını kapatabiliriz. Hamburgerimizin arasında kullanacağımız sosu bu şekilde hazırlayalım. Bu sayede tüm sosu eşit bir şekilde ekmeğimizin arasına yaymış olacağız. Ben ketçap, mayonez, acı sos ve barbekü sos kullandım. Sizler kendi tercihinize göre hazırlayabilirsiniz. Köftelerimizi pişirme işlemine geçebiliriz. Varsa döküm tavada, yoksa yanmaz, yapışmaz tavada köftelerimizin iki tarafını eşit bir şekilde pişirmeye başlayalım. Pişirirken köftenin üzerine bastırmadan pişirelim ki içerisindeki suyunu kaybetmesin. Pişen köftenin üzerine çedar peynirini koyalım. Daha kolay erimesi için kapak ile üzerini hafifçe kapatalım. Hamburger ekmeğimizi ortadan kesip hazırladığımız sostan sürelim. Bir tane çedar peyniri koyalım. Üzerine köfteyi, karamelize soğanı, domatesi, salatalık turşusunu ve kıvırcığını ekleyelim. Hamburger ekmeğin tarifine daha önce paylaştığım videoma da bakabilirsiniz. Ayrıca yukarıdaki kartlar kısmına ekleyeceğim, oradan da faydalanabilirsiniz. Hamburgerimiz hazır. Hemen kesip içinin güzelliğini de yakından göstereyim. Bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Denedikten sonra da mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bugün de sizlerle beraber hamburger hazırladık. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, yeni gelen tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.